silah sevkiyatları. 8 milyar dolara yakın silah gönderildi NATO'dan Ukrayna'ya ki bunu Amerika öncüsü. Ya biraz sonra bülten içinde anlatacağım. Biden söz konusu füzelerin gönderildiği fabrikaya gitti. Ukrayna'ya gönderilen füzelerin üretildiği fabrikaya gitti. Oradan silah yardımını devam ettireceğiz dedi. Şimdi bu sofistike silahlar Ukrayna'ya gittiği sürece Rusya operasyonlarını, saldırılarını istediği gibi sonlandıramaz. Yani hedefine belirlediği zaman diliminde ulaşamaz. Hatta bu silahlar Ukrayna'ya gitmeye devam ettiği sürece Amerikan istihbaratı ve İngiliz istihbaratının öngörüleri gerçekleşebilir. Yani Ukrayna Rusya'yı olabildiğince hırpalayıp belki de bir takım kazanımlar elde edebilir kendi içinde. Bunu görüyor Kremlin ve açıkçası şimdi de NATO'yu tehdit ediyor. Göndereceğiniz silahları taşıyan lojistikleri vuracağız diyor. Yani sizin hedeflerinizi vuracağız diyor Kremlin. Şimdi karşıtlı füzeler gönderiliyor, tehditler yağdırılıyor, silahlar zaten Ukrayna'da konuşuyor. Bu işin diplomatik boyutu da ekonomik boyutu var. Aslında ekonomi her şeydir. Savaşın bu noktaya gelmesi, savaş sonrasında bir takım söylemlerin askıda kalması, ikilektik tavırların tamamen tek nedeni ekonomi. Herkesin cebine ilişkin çok ciddi kaygıları var. Şimdi bir kere Avrupa enerji fakiri ve Rusya'ya açıktan muhtaç. Bu çok net. Ve o nedenle öldürücü vuruşu yapamıyor NATO. Nedir o? Bir şekilde Avrupa gazı keserse Rusya'dan almaya, petrolü de keserse bu inanılmaz derecede Kremlin'i zor durumda bırakır. Fakat bunu yapamıyor Avrupa. Şimdi bıçak sanki kemiğe artık dayandı gibi. Avrupa şimdi daha yüksek perdeden gaz konusunda da yaptırım uygulayacağız diyor Kremlin'e. Rusya'nın doğal gaz tehdidine Avrupa Birliği'nden yaptırım yanıtı geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırım paketini açıkladı. Böylelikle 6. yaptırım paketinin detayları belli oldu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strasbourg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu'nda pakete ilişkin detayları açıkladı. Paket kapsamında Buça'da savaş suçları işleyen ve Mariupol şehrinin kuşatılmasından sorumlu yüksek rütbeli subaylar ve diğer kişiler yaptırım listesine eklenecek. Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank ve diğer iki büyük banka SWIFT sisteminden çıkarıldı. Rus devletine ait 3 kanala yayın yasağı getireceklerine işaret eden von der Leyen, bu kurumların Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceğini açıkladı. Von der Leyen, 6 ay içinde Rusya'dan ham petrol ithalatının tamamen durdurulacağını da söyledi. Rusya'nın ham petrol tedarikini 6 ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak. Komisyon teklifinin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.